Yatarken biraz sonra yatacaksınız. Şu duayı okuyalım. Hem bizi her türlü şerden korusun diye, hem Allah rahmet etsin diye ve hem bizi şerle imtihan etmesin diye. Allah'ın noksansız kelimelerine, onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden sığınırım. Evet, kişi yatmadan önce böyle söylerse hiçbir şeyin ona zarar vermeyeceği umulur. Her duada umulur. Ama biz duamız kabul edilecek diye yapacağız. Eğer duamızı Allah kabul ederse onun lütfudur. Kabul etmezse o da onun lütfudur. Mutlaka Allah her duamızı kabul eder. Mevlana'nın dediği gibi, dua edebiliyorsan demek ki duan kabul oluyor. Ama Allah o duayı birebir kabul etmez de bir şerri, bir günahı, bir kötülüğü o duanın hürmetine inşallah kaldırmış olur. Rabbim bize merhamet etsin. Rabbim bizi dünya ve ahirete aziz eylesin. Allah bizi kötülerle muhatap etmesin. Allah bizi birbirini sevenlerden eylesin. Allah namazı kabul olanlardan eylesin. Allah orucu kabul olanlardan eylesin. Allah okuduğumuz her Kur'an kelimesi ve harfi hürmetine bir derece ihsan eylesin. Allah okuduğumuz Kur'an'ı mahşerimizde, kabrimizde bizlere nur eylesin. Allah bizleri kabir azabından korusun. Allah bizleri peygamberinin şefaatine mazhar eylesin. Rabbim bizi razı olduğu ve sevdiği kullarından eylesin. Çünkü en büyük kulluk Allah'ı sevmektir. Peygamberi sevmektir, Kur'an'ı sevmektir. Allah bizlerin tümüne bu sevgileri nasip eylesin. Efendim, hepiniz onur verdiniz, şeref ettiniz. Mustafa Hocam, Peker kardeşler ve siz sevgili izleyicilerimiz, seyircilerimiz, Allah ebeden razı olsun. Hepinizi seviyoruz. Sabahleyin görüşünceye kadar her şey gönlünce olsun. Allah ya.